Onun satır aralarını belki biraz daha dikkatli okumak, onları da okumak yani analiz etmek de gerekiyor. Aynı şekilde Sayın Uğur Dündar'ın da satır aralarına bakmak gerekiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Uğur Dündar'ın şu sözünden çıkıyor olay, aday olma hakkı yoktu gibi sözünden dolayı bir Evet. tartışma yaşanıyor. Biliyorsunuzdur işte Cemal Engin Yurt'la birlikte Sözcü TV'deki yayında bir tartışma yaşandı. Ne dersiniz? Bu polemik nasıl ilerliyor? Şimdi bir yandan yanıtlar da geliyor beraberinde karşılıklı. Evet. Öncelikle yayınlar diliyorum bir kere daha. Konuklara, Sayın Bozkurt'a, Sayın Turan'a ve sevgili Serhat Çiçek'e de saygılarımı gönderiyorum. Artvin'deyim ben. Şimdi şunu Kolaylıklar ifade dileriz. edeyim. Tabii Sayın Genel Başkanın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweetini ayrıntılı bir şekilde okudum yayına girmeden evvel. Hemen arkasında da sizin de malum olduğunuz üzere arkasından da Sayın Dündar da bir açıklama yaptı. Tabii televizyon programında Sayın Dündar'ın yapmış olduğu Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilişkin olarak haklı yoktu şeklindeki nitelendirmelerin çok ağır ve haksız olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Sayın Genel Başkan'la beraber geçmiş dönem yönetimde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. Şimdi de sizin de ifade ettiğiniz gibi mecliste idare amiriyiz. O dönemde altılı masa diye tabir edilen o dönemin koşullarını bugün değerlendirmek bazen o dönemin koşulları içerisinde bir haksızlık olarak görüyorum. Zahmetli Demirel'in güzel bir sözü var. Şeylerde malumdurlar. Günün güneşiyle bugünün çamaşırı unutulmaz diye. Aynı bu şekilde yani aradan zaman geçmiş, aradan bir yıllık zaman geçtikten sonra büyük emekler verilmiş. Türkiye bir anlamda manifesto yayınlanmış. Alternatif bir anayasa taslağı sunulmuş ve iktidara gelindiği zaman kılı kılına nelerin yapılacağına ilişkin, bütün ayrıntılara ilişkin, ayrıntılı masaların oluşturduğu bir ortamda gerekli değerlendirmeler yapılmış ve bütün bu değerlendirme göz ardı edilerek sanki Kılıçdaroğlu bütün bunları göz ardı edilerek bile bile seçimi kaybedeceği gerçeğinden hareketle kendine hiçbir doneye, hiçbir matematiksel veya siyasetin kuralları göz ardı edilerek kendisini siyasetin odağına, adaylığın odağına koymuş gibi göstermek haksızlıktır diye düşünüyorum. Şöyle ki, şunu düşünün. Yani orada Sayın Dündar'ın ifade etmiş olduğu gibi adaylıktaki esas hakkı olanlar Sayın Mansur Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu'na ilişkin nitelendirmelere bir diyeceğim yok. Kendi kişisel görüştür. Ama bu kişisel görüşlerin ötesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ki çok yakından tanıdığım için kendisini bile bile seçimi kaybedeceği gerçeğini göre göre hayır ayağını dayatarak illa da ben aday olacağım şeklindeki ithamlar buna ilişkin hakkı yoktur şeklindeki nitelendirmeler en hafif deyimiyle yani bunu kabul etmek mümkün değildir. Sayın Dündar'ı çok iyi tanıyorum. Büyüğümüzdür. Onu da incitmek istemem ama bu şekildeki yapılan bir nitelendirmeyi kabul etmek mümkün değil. Çünkü şöyle ki Elif Hanım şöyle bir şey var. O dönemin koşullarını düşünün. Bakın Sayın Genel Başkan'ın yanında bir parti yönetimi var. MYK var. MYK'daki arkadaşlarımız o tarihte altılı masaya oturulduğu zaman eğer buna ilişkin bir tereddüt hasıl olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu'nun o dönemin koşullarında aday olmayacağına ilişkin bir tereddüt hasıl olsaydı en azından o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber görev yapan MYK'da siyasi değerlendirmelerde altılı masadan çıkan sonuçlarda değerlendirme yapılıyorken en azından kalkıp derlerdi ki onlardan bir tanesi Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu sizinle bu seçimin götürülmeyeceğine ilişkin bir gerçeklik var. Bu nedenle lütfen itiraz ediyoruz derlerdi. Önemli olan o gün o koşullarda itiraz edebilmektir. O dönemde görev yapan, beraber olan arkadaşlardan hiçbir tanesi benim bildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmadı. Altılı masada da ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı, kamu araştırmaları yapıldı. Toplumdaki o dönemin koşulları içerisinde kimin genel başkan, cumhurbaşkanlığı kazanacağına ilişkin bir takım kamu araştırmaları, toplumdaki nitelendirmeler sonucunda altılı masada bir takım travmalar yaşadık ama Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olacağı konusunda bir konsensusa varıldı, bir uzlaşmaya vardı. Bütün bunlara rağmen bunlar göz ardı edilerek sanki bunlar yokmuş gibi. Ki Genel Başkan'ı çok yakından tanıyorum. Bakın Elif Hanım, Sayın Genel Başkan'ın bir tek amacı var. Kendisiyle de sık sık görüştüğüm için bunu da saklamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olmasının dışında bir seçeneğin olmadığını, bütün yanına giden dostlarına, milletvekili arkadaşlarına, milletvekili olsun olmasın bütün Cumhuriyet Halk Partililere söylemiş olduğu bir söz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olma dışında hiçbir seçeneği yoktur. Hangi konumda, hangi durumda olursa olsun bütün Cumhuriyet Halk Partililerin kesin görevinin de mevcut yönetime, Sayın Genel Başkan'a destek olması konusundadır. Bakın ben kendi açıma 40 gündür Artvin'deyim. Artvin'de bu seçimlerde hem büyük bir başarı elde ettik,
Bakın Doğu'da tekrar Cumhuriyet'in Mustafa Kemal'in kenti olduğunu gösterdi. Hiç tarihinde olmadık. Başka bir şey daha yaptık Elif Hanım. İl Genel Meclisi'nde de çoğunluğu elde ettik. Bakın böyle bir yapı var aslında. Bu neden oldu? Türkiye'nin her tarafından milletvekilleri kurultayda değişik seçeneklerde yer almış olabilirler. Adaylarda farklı seçenekler olabilir ama bir ortak paydada seçimlere girildiği zaman genel başkanın da talimatları doğrultusunda mevcut adaylara ve mevcut yapıya, genel merkez yapısına sahip çıktılar. O yüzden de bunlar sanki yokmuş gibi. Bunları göz ardı ederek bu şekilde ağır ithamlarda bulunmak Sayın Genel Başkan'ın da sonunda taktik diye düşünüyorum. Genel Başkan'ın atmış olduğu tweetten sonra Sayın Dündar'ın yapmış olduğu açıklamayı da çok ağır buluyorum. Yani orada kullanılan kelimelerin yalan, iftira, kin gibi sözlerin ben Sayın Dündar'a açık söylüyorum yakıştıramıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 7. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu zerafetiyle, kibarlığıyla nasıl, ne şekilde konuşacağını gayet iyi biliyorum. Ben tweet'i 2-3 kere okudum. Yani orada çok ağır hakarete varan şeyler yok. Ama ikinci tweet'te var bunlar açık ifade edeyim. Yani o nedenle o dönemin koşullarını bugün oturup da aradan zaman geçtikten sonra sanki genel başkan kendisini bile bile seçimi kaybedeceğini bile bile Cumhurbaşkanlığı adaylığına gösterip 6. masada rüşvet dağıtıyormuş, milletvekili dağıtıyormuş sözlerine girmeyi kabul etmek mümkün değildir. Genel başkanın karşısına koyulan Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş bugün Cumhuriyet'in başkenti Mansur Yavaş tarafından yönetiliyorsa, Türkiye'nin en büyük kenti metropoli İstanbul'da Ekrem İmamoğlu başarılı bir belediye başkanlığı yapıyorsa, bunların altında Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzası vardır. Bunlar aday olduğu zaman şöyle geriye doğru baktığımız zaman şunu düşünün. Bizler bile Sayın Ekrem İmamoğlu nereden geldi diye düşünüyorken Sayın Genel Başkan Sayın İmamoğlu'nun evine gitmiş, onu getirmiştir. Ne diyordu Erdoğan? Türkiye'yi, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybediyordur diye. Bugünkü bu başarının altında kim ne derse desin o altılı masanın ortaya koymuş olduğu uzlaşma kültürü, sağcı, solcu, dindar, muhafazakar diye ayırmadan bütün insanların ortak bir noktada buluşabileceği, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha önce oy vermeyen bir takım kesimlerin gönül rahatlığıyla aradan zaman geçtikten sonra o tarihte alışıp 2024'ün Mardin'de de CHP'ye oy verebileceği gerçeğiyle buluşabildik. Eğer bugün toplumda bu konsensus varsa, bu uzlaşma varsa, bu kutuplaşma Türk siyasetinden uzaklaşılmışsa, bunun altında Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok büyük rolü vardır. Bu konuda kendisine saygım sonsuzdur, müteşekkirim. Ha, bu anlamda mevcut yönetim de Sayın Özgür Özel'in de hakkını yemeyelim, ona da bu vesileyle hakkı teşhir edelim. Her oturduğu yerde, her bulunduğu yerde buna ilişkin tablonun nasıl doğru olduğunu, geçmiş dönemde yapılan bu uzlaşma ve konsensusun nasıl önemli olduğunu bütün demeçlerinde ortaya koymuş. Sayın Genel Başkan'la beraber yapmış olduğu görüşmelerden sonra da kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarda da bu tablo ortaya koymuştur. Şunu ifade etmek isterim. Bu aradan zaman geçtikten sonra geçmişe dönük olarak yapılmış olan bu açıklamaların, yani özellikle Genel Sayın Kılıçdaroğlu'nun buna hakkı yoktur şeklindeki ağır ithamların, açıklamaların toplumda karşılığı yoktur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı unutulmasın ki Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyor ve bütün genel başkanlar, ayırmadan söylüyorum, Cumhuriyet değerlerinde Mustafa Kemal'in kazanımlarına sonuna kadar bağlı kalmışlardır. Ona bağlı kalmanın amacı da bu Cumhuriyet